Ceylan gözlerine kurban oldum, Tanrı selamını bilmez misiniz, bilmez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yaratmış, siz gel demeyince gelmez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yaratmış, dost gel demeyince gelmez misiniz? Gurbete gidenler azığını alır, kimisi gider de kimisi kalır, kimisi kalır. Kimi sevap için Kâbe'ye misiniz? Kimi sevap için Kâbe'ye varır, Kâbe kapınızda görmez misiniz? Sümaniyem der ki benden giderim, başım ağır diyar, diyar giderim, diyar giderim. Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer gelmez misiniz? Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Evet değerli izleyiciler, Cem Televizyonu'ndan, Dostun Dilinden programından size sevgiler gönderiyoruz. Selamlar yolluyoruz. Yarınınızın bugünden daha güzel olmasını diliyoruz. Bütün kamera arkasındaki görevli kardeşlerimiz ve rejideki görevli dostlarımız ile birlikte sizleri selamlıyoruz. Umarım iyisiniz. Bir hafta sonra sizinle yeniden size misafir olduk, konuk olduk. Umarım bir hafta sonra da iyisiniz. Şimdi biz bugün Serdar'la sizlerle birlikteyiz. Değerli bir kardeşim, değerli bir dostum. Babasıyla da dost olduğumuz bir dost. Gerçekten bu yola kendilerini adamış insanlar. Gerek babadan, gerek dededen, gerek de kendinden. Sevgili Serdar konservatuvar okumuş. Kendisi öğretmenlik de yapıyor bu konuda. İnsan yetiştiriyor, emek veriyor. Bu yolu da sürüyor. Yani kültürel,
kültür yolunu sürüyoruz. Sazımızı çalıyor, icra ediyor ama yani ben kendisini sizlerle tanıştırayım. Öncelikle kendisi kendisini anlatsın ama benim tanıdığım kadarıyla anlatmaya çalıştım ama tabii ki o daha güzelini anlatacaktır eminim ondan. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Onur duydum hakikaten. Çünkü yani onur bana ait, teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben çünkü küçüklüğünde biliyorum, o sazını taşıdığını falan da biliyorum, babadan da biliyorum. Neler yapıyorsun Serdar? Biraz kendini tanıtsın bize, biz tanıyalım. Yani soyadın Sarak biliyorum. Evet. Ama tabii herhalde sen Serdar Kemal diye tabii. Serdar Kemal diye kendini. Çıkışta evet, öyle bir öyle başladı, öyle devam etti. Buyurun. Şimdi insanın kendisini anlatması çok zordur. Yani şunu yaptım, bunu yaptım demek. Çünkü benim de tarzım değil aslında ama. Olsun ama yani de, yine de ben tanıyorum da yani. Şunu söylemek. Yine de tanıyorlar seni tabii. Onu da söyleyeyim. Şunu söylemek benim için daha kıymetli olacaktır. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi küçüklüğümü biliyorsunuz. Ben şu kadarcık çocuktum. Daha o zaman tabii çalmıyordum. Öğrenciydim işte, ilkokul benim zamanları falan ama. Sizin muhabbetlerinizde kulağımı doldurdum. Oradan çok güzel beslendim. Ne güzel. Ne iyi etmişiz. Şimdi Konfüçyüs'ün bir lafı vardır. Ustayla çırak arasındaki ilişkiyi rüzgarla ota benzetir. Evet. Rüzgar hangi yönden eserse ot o yöne eğilir. Yani benim o zamanki rüzgarlarım da sizlersiniz işte. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne güzel ki biz yani senin gibi bir kardeşimizi gerçekten olumlu etkilemişiz, olumlu yönlendirmişiz. Çok güzel bir şey. Benim için çok büyük bir onur, aynı zamanda bir de şans. Yani şimdi bahsediyoruz hep işte Alek Berçek, Nesim İçimen, işte evet. Siz o babamla beraber o muhabbetlerde ben de işte yanınızda belki gecenin bir saatinden sonra bir köşede uyudum falan. Evet, hatırlıyorum. Ama işte uyurken bile benim sürekli belleğim dolmuş, işlenmiş vaziyette. Şimdi de orada öğrendiklerimi, duyduklarımı aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Doğrusunu yapmaya çalışıyorum diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Bundan sonraki gidişatın eğriye gitmesin. Emeğin boşa gitmesin. İnşallah. Allah sağlık versin. Amin. Güzel şeyler yapasın dileğiyle. Peki öğretmenlik yapıyorsun değil mi? Öğretmenlik, özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda. Hem işte üniversitede hem de işte orta öğretim bölümünde müzik öğretmenliği, bir de işte bağlamayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Çok güzel yapıyorsun. Üniversitede de. Evet, harika. Bir yandan işte besteler. Yani ben babanı da programa davet ettim ama Servet Bey şey yapmadı, böyle dedi ki hocam yani ben vallahi 10 senedir yani çok fazla böyle sazı bıraktım gibi bir şey oldu yani. Ama tabii öyle olmasına üzüldüm hakikaten, yani onu bırakmaması lazım. Yani buradan da kendisine çok selamlar, sevgiler gönderelim. Nasip olursa belki başka bir programda falan da birlikte alabiliriz, gelebilirler. Tam bıraktı sayılmaz, şimdi torunlarla meşgul oluyor. Tabii ki yani o bıraksa da sezonu bırakmaz zaten. Yani tabii ki yani ben... Biz birlikte çalıyoruz, evet. Söylüyoruz zaman zaman. Evet, bence de öyle olması lazım. Hı-hı. Peki ne söyleyeceksin şimdi? Alek Berçek'ten o zaman bir tane şey söyleyeyim. Benim küçüklük hatıralarımdandır. Alek Berçek'in çok eserine çok hakimim zaten de. Birkaç gündür bu aklıma takıldı. Dilimde dolanıyor. Onu ne paylaşayım güzel. Size. Ben de sana refakat edeyim mi? Lütfen, çok mutlu olurum. Ha. Karşıdan salınıp gelen güzele bir selam verirsem alır mı bilmem. Gönlüm seni sevdi diye söylesem darılıp
kusura kalır mı bilmem. Darılıp kusura kalır mı bilmem. Darılıp kusura kalır mı bilmem. Cemali parlıyor dolunay gibi. Ne güzel kaşları gergin yay gibi. Nazlı büyütmüşler biraz toy gibi. El etsem yanıma gelir mi bilmem. El etsem yanıma gelir mi bilmem. El etsem yanıma gelir mi bilmem. Arasam dünyayı bulunmaz eşi. Alnında parlıyor aşkım güneşi. Cennetten bir bahçe güzelin döşü. Baş koyup yatanlar ölür mü bilmem. Baş koyup yatanlar ölür mü bilmem. Baş koyup yatanlar ölür mü bilmem. Ağzına, diline sağlık, yüreğine sağlık. Allah, çok teşekkür ediyorum. Vallahi biz Ali Ekber abiyi böyle çok özlüyoruz. Yani açık söylemek lazımsa bizim bir tarafımızı kopardı, götürdü. Her anımız onunla geçiyor ama yani onun türküleriyle, deyişleriyle. Bazen internetten sesini dinliyorum. Bazen türkülerini söylüyorum. Şimdi başka ne söyleyeceksin? Başka bir tane daha söyle. Yani. Bir şey anlatayım madem öyle bir şeye girdik. Çok benim sevdiğim bir özdeyiş hikaye, fıkra diyeyim. Şimdi adam bir tanesi öldükten sonra işte öbür tarafa geçmiş. Bekliyor işte. Demiş ki çok susadım. İşte meleklere demiş bir su verir misiniz bana? İşte melekler ona işte yeryüzünde içmediği kalitede bir işte üzüm suyu getirmişler, şarap getirmişler. Ama böyle bir lezzet yok yani. Hiç hayatında böyle bir şey içmemiş. İçmiş tabii, sesini çıkarmamış, içmiş. Aradan bir zaman geçmiş, aylar geçmiş falan. Bir daha demiş, ben çok susadım, bana bir su getirir misiniz? Bir öncekinden çok daha güzel bir üzüm suyu gelmiş. Doyamamış tadına, çok beğenmiş. Aradan yıllar geçmiş, uzun yıllar. Tekrar su istemiş, demiş ben çok susadım, bana bir su getirir misiniz? Melekler buna bir su getirmişler. İçmiş, bakmış, su. Şimdi demiş, ben şimdiye kadar hep sizden su istedim, bana İçmediğim güzellikte, içmediğim tatta şarap getirdiniz. Şimdi susadım ama bana su getirdiniz. Demişler ki bugün dünyada senin için o kadeyi kaldırmadılar. Evet. O yüzden artık sana su getiriyoruz. Şimdi Ali Ekber Çiçek her gün orada bizle beraber demini alıyordur yani, eminim. Çünkü her zaman ondan bahsediyoruz. Sadece Ekber Çiçek değil, giden o bütün kıymetlilerimiz tabii için, ki, tabii değerlerimiz ki. İçin. Hepsini yad ediyoruz, doğru söylüyorsun. Bizler devam ettiğimiz, var olduğumuz sürece, işte gelecek nesilleri de aktardığımız sürece de onların nesli her zaman devam edecektir yani, buna eminim. Evet. Bir tane daha bize seslendir. Peki, o zaman
Şey söyleyeyim, şimdi bu önümüzdeki hafta Almanya'da bir Mannheim'da bir dinleti yapacağım. Bir Hamburg türküsü diye söylediğim bir eser var benim. Onu paylaşayım. Hem de işte Mannheim'deki dostlara da duyurusunu yapmış olalım. İşte yakında olan dostlar da gelirlerse hep beraber söyleyeceğimiz bir türkü olur bu. Bu Hamburg türküsü bir beste. Hamburg'da yaşayan bir ozanımız, Şafak Altun isimli bir ozan. Türkiye'den gitmek zorunda kalmış belli bir zaman sonra. Ama tabii ardında bıraktığı işte gurbet hasreti, işte başka acılarıyla bir akşam oturmuş, bu türküyü yazmış. Tam içinde de bütün duygularını da anlattığını düşünüyorum zaten sözlerde. Peki, buyurun. Penceremin perdesinin ardından, perdesinin ardından çekeriz hasretliği kurtulmanın derdinden, kurtulmanın derdinden. Ay doğmuş parıl parıl Hamburg'u aydınlatır, şu memleket hasreti yüreğimi sızlatır, yüreğimi sızlatır. Ay doğmuş parıl parıl Hamburg'u aydınlatır, şu memleket hasreti yüreğimi sızlatır, yüreğimi sızlatır. Tanırsın beni, bir de bu dertli sazım, bir de bu dertli sazım. Değişecekti hani kör talih kara yazım, kör talih kara yazım. Ay güzel, ayan güzel, günleri sayan güzel, kaldım gurbet elinde, ne olur dayan güzel, ne olur dayan güzel. Ay güzel, ayan güzel, günleri sayan güzel, kaldım gurbet elinde, ne olur dayan güzel, ne olur dayan güzel. Çekeriz hasretliği çekmemek elde değil, çekmemek elde değil. Akmışız bir sel gibi gurbette çağıl çağıl, gurbette çağıl çağıl. Gurbet kurtuluş olmaz, elin kahrı çekilmez. Ne zaman döneceğiz, bunu hiç kimse bilmez, bunu hiç kimse bilmez. Gurbet kurtuluş olmaz, elin kahrı çekilmez. Ne zaman döneceğiz, bunu hiç kimse bilmez, bunu hiç kimse bilmez.
Bunu yazan o dosta da emeğine sağlık diyelim. Evet. Buradan onlara da selam olsun. Evet. Hamburg'a selam olsun. Tabii aslına bakarsan yani benim kendi naçizane görüşüm şu. Yani biz bu memlekette hakikaten bazı sorunlar yaşamakla birlikte özellikle son zamanlarda dönemlerde yaşadığımız ekonomik problemler konusunda çok şeyler söyleniyor. Dış basından da izliyoruz ve hayretle karşılıyoruz. Yani de üzülüyoruz. Bir bakıma o dostlarımızın, o kardeşlerimizin gidip yurt dışında yaşamış olmaları belki onlar açısından bir avantaj, belki bir iyi bir şey. En azından buradaki yaşanmışlıkları orada yaşamıyorlar diye ben orada olduklarını iyi bir anlamda değerlendiriyorum. Yani iyi ki oradalar diyorum kendi kendime, başka bir şey demiyorum. Sen de yakında gideceksin oraya. Zaten onların oradaki durumlarıyla bizim durumlarımızı kıyaslayacaksın. Yani açıkça. O tabii görüyoruz ama ne de olsa hani derler ya işte bülbülü altın kafese koymuşlar, şimdi de batalım demiş. Tabii ki. Abi. Keşke böyle bir şey olmamış olsaydı da kimse yerinden yurdundan edilmemiş olsa, herkes kendi vatanında, kendi toprağında dilediği gibi yaşayabilse. Keşke yani bizim temelimiz, umudumuz bu yönde tabii. Şimdi ben de senden sonra bir yazmış olduğum bir eser okuyayım madem böyle besteden bahsedildi de yani. Hı hı. Ben yani bu şatiye tarzı bir şey. Yani şatiye tanım açısından Tanrı'ya sataşmak ya da ona sitem etmek, ona bir takım söylemlerde bulunmak, olanlardan, geçmişteki olanlardan neden haberdar olmadığını, neden ona yol verdiğini, her şeyi biz Tanrı'ya bağlıyoruz ya. Yani böyle bir sitem içeren deyişlere biz şatiye diyoruz, aşık dilinde, ozan dilinde. Ben de böyle şatiye tarzı bir şey bestelemiş, söylemiştim. Şimdi ben de onu dillendireyim. Dayım Hakk'a secde oldum, eğilmedim zatına. Leyli leyli zatına. Dayım Hakk'a secde oldum, eğilmedim zatına. Leyli leyli zatına. Yalan dolan rüşvet ile hiç gelmedim kapına. Leyli leyli kapına. Zalimlere yol verensin, eğri girmez rahına. Leyli leyli rahına. Aklı beşer ermez senin ile karına. Darına gelmek istemem, yansam aşkın arına. Zalimlere yol verensin, eğri girmez rahına. Leyli leyli rahına. Aklı beşer ermez senin işin ile karına. Darına gelmek istemem, yansam aşkın arına.
Süleyman dersen seyrettin şehidi şühedayı. Leyli ley şühedayı. Hasan ile Hüseyin'e reva gördün cefayı. Leyli leyli cefayı. Yezidler kanını içerken seyrettin Kerbela'yı. Leyli ley Kerbela'yı. Hiç ortak olmak istemem zalimin esrarına. Darına gelmek istemem yansam aşkın arına. Yezidler kanını içerken seyrettin Kerbela'yı. Leyli ley Kerbela'yı. Hiç ortak olmak istemem zalimin esrarına. Darına gelmek istemem yansam aşkın arına. Mesajlarına ulaşır. Böyle içimden gelmiş, böyle yazmışım. Yüreğinize sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani beni çok duygulandıran bir eser. Tabii zaman zaman herkesin bu tarz dile getirdiği istemler oluyor. Çoğusu tabii dillendiremiyor ama siz büyük bir bölümü tercüman olmuşsunuz bu anlamda. Yani bazen böyle Zülfiyare'ye de okunuyorum. Lazım. Arada lazım. Yani çünkü geçmişimiz hakikaten bir takım sözlerle, bir takım söylemlerle, bir takım olmuşluklarla iç içe geçmiş. Ve bunu bir takım insanlar öyle noktalarda birleştiriyorlar ki bazı konularla, yani dinle birleştiriyorlar, inançla birleştiriyorlar. Mesela din kardeşiyiz deniliyor, değil mi? Peki bu kastettiğimiz Hasan'la Hüseyin Hazreti Peygamber'in torunları bunlar. Madem din kardeşiydiler bunlar, neden bu oldu? Hani din kardeşiydiler? Yani dinde kardeşlik oluyor mu? Sorusunu dile getiriyor. Hı. Akla getiriyor. O açıdan herkes kardeşini biliyor, tanıyor zaten. Bütün biz insanlara kardeş diye bakıyoruz. Ama sonuçta medeni hukuk diye bir şey vardır. İnsanoğlu yaşanmışlıklarıyla birlikte kanun ve kurallar koymuş. Eşitlik ilkeleri getirmiş. Kimse kimseyi artık din edebiyatıyla kandırmamalı. Hakkını vermeli insanlığın. İnsanların hakkını vermeli. Çiçeğin, böceğin hakkını vermeli. Bu noktadan bakmak lazım. Evet. Evet. Ne söyleyeceksin? Şimdi çok uzak bir şey değil aslında bu söylediklerinize. Bu bahsettiğim şey, ama ben anekdotları falan, yaşanmışlıkları, hikayeleri çok severim. Ya bunlarla ilgili de çok da okurum, araştırırım. Bir hikaye var. Bu türküyle alakası yok ama ben çok yakıştırıyorum bu hikayeyle, bu söyleyeceğim mesele birbirine. Çünkü dediğiniz gibi hani işte din kardeşi falan, benim için de en büyük ibadet sevgidir aslında. Tabii. İnsan yüreğinde sevgiyi barındıramazsa istediği kadar dindar olsun veya istediği kadar bir şeye bağlansın, hiç önemli değil. Sevgi olması lazım. Sevgi en yüce değerdir, en yüce temeldir benim gözümde. Şimdi buradan yola çıkarak işte yaşı, işte orta yaşın üzerinde, işte yaşlı diyebileceğimiz bir beyefendi her gün elinde çiçeklerle hastaneye eşini ziyarete gidiyor. Doktor diyor ki, bey amca, ya sen de diyor zaten rahatsızsın, yaşlısın, niye kendini yoruyorsun diyor. Olmaz diyor, benim görevim her gün geleceğim, çiçeği getireceğim eşime.
diyor. Sen her gün geliyorsun gidiyorsun ama o seni tanımıyor ki diyor. Alzheimer olmuş zaten diyor. Seni tanımıyor diyor. Ama ben onu tanıyorum diyor. Önce de. Yani burada sevginin yüceliğini aslında vurgulamış. Yani tabii şimdi bazı şeyleri dünyada yan yana koyduğumuz zaman yani Japonya'da dini durum, din söz konusu değil. İsveç'te de bu böyledir. Hı hı. Başka ülkelerde de vardır. Yani bu tarz inançsızlıklar ya da din dışı şeyler ya da dini şeyler neyse her şey olabilir. Ama ancak dini olmayan yerlerde yapılan uygulamalar, insanların yaptıkları, ortaya koydukları, birlikte yaşadıkları din olan alanlarla yan yana konulduğu zaman din olan alanlar dinsizlikle yaşam sürdürdüğünü gösteriyor. Zalimlikle ortaya koyduğunu gösteriyor. Haksızlıkla yaptığını gösteriyor. Yani bir çelişki var. Bu nedir yani? Ya onu da işte. Yani mesela diyelim ki bizim ülkemizde yani biz buranın insanlarıyız. Yani inançsızlıklar, imansızlıklar işte ne bileyim yani çok kötü şeyler oluyor diye böyle insanlar bir takım şeyleri buna sebep göstererek imam hatipleri açtılar. İmam hatip okulları açtılar. Değil mi? Peki imam hatip sayıları arttığı halde neden bu olumsuzluklar devam ediyor? Evet. Neden bu haksızlıklar devam ediyor? Efendim dış güçler deniliyor. Peki hangi dış güçler? Neden yani? Kimdir bunlar? Yani bizim konumuz politika değil, bizim konumuz bir takım şeyler değil ama sonuçta biz insanız. Bakın biz burada yani Allah'tan da bahsediyoruz, inançsızlıktan da bahsediyoruz, imansızlıktan da bahsediyoruz, sevgiden de bahsediyoruz, dostluktan da bahsediyoruz. Dünyada sınırları oluşturan biziz. Sanatta sınır yoktur mesela. Kuşun da sınır tanımıyor kuş. Kuş sınırsız bir dünyada yaşıyor. İstediği gibi gidiyor, istediği gibi geliyor, istediği bir yerde konuyor, yiyor, içiyor, geziyor. Ama biz kendimizi birçok şeylerle sınırlandırdığımız halde biz sevgide birleşiyoruz. O kuşa da sevgiyle bakıyoruz. Ama bazı kişiler dini, imanı, inancı, itikadı kullanarak ya aç kalmış insanın lokmasını bile ağzından çıkarıp götürüyorlar, yiyorlar. Yani bu nasıl bir insaniyet? Yani bu hangi inanç, hangi din, hangi imandır? O inanç değil tabii onlara. Tabii yani bu söylemlerle böyle karşı çıkıyoruz ama yani ama yine de herkes bildiğini yapıyor, herkes ettiğini yapıyor. Umarım insanlar daha güzel şeyler yapsınlar, daha güzel şeyler yaşasınlar, yaşatsınlar birbirlerine. Temennimiz budur, onun için söylüyoruz. Yoksa bizim kimseyle ne gamımız, ne kederimiz, ne tasamız var. Aynen. Buyurun. Ey sevdiğim benim dileğim budur. Ey sevdiğim benim dileğim budur. Kulum ben kapımda ölene kadar, ölene kadar. Bu fakir gönlümün dileği budur. Kulum ben kapında ölene kadar. Ey dost aldım resmin gönlüm içine. Ey dost resmin aldım gönlüm içine. Göndersinler beni Çin'e Çin'e, Çin'e Çin'e. Asla mümkün değil ayrılmak yine. Kulum ben kapında ölene kadar.
Yazsalar fermanım etseler berdar. Yazsalar fermanım etseler berdar. Bilirim ki o gün oldum bahtiyar, oldum bahtiyar. Uğrunda ölmektir bana iftihar. Kulum ben kapında ölene kadar. Latife sözümden dönen değilim. Latife sözümden dönen değilim. Verseler dünyayı kanan değilim. Kanan değilim. Senden gayrısına yanan değilim. Kulum ben kapında ölene kadar. Eline diline sağlık. Şimdi bir de bir tane birlikte söyleyelim mi? Tabii. Bu bizim İhsan Güverci'nin yıllar önce derlemiş olduğu bir eser. Sen biliyorsun galiba onu. Yine dosttan haber geldi. Evet. Dalgalandı, coştu gönül. Bir doğruca yola girdi. Katarlandı, göçtü gönül. Kılavuzum Şah-ı Merdan, çevresi dolu nurdan. Şunda bir her cai yardan. Neylesin vazgeçti gönül. Her cai yer. Yani sevgisini hak etmeyen anlamında kullanıyor aşıklar. Pir Sultan'ın bir deyişi. Birlikte çalalım, söylerim doğru, değil mi? Doğru. Coştu gönül, bir doğruca yola girdi. Katarlandı, göçtü gönül. Katarlandı, göçtü gönül. Bir doğruca yola girdi. Katarlandı, göçtü gönül. Kılavuzum Şah-ı Merdan.
kılavuzum Şah-ı Merdan. Çevresi doludur nurdan, şuradan her bir cahi yardan. Neylesin vazgeçti gönül, neylesin vazgeçti gönül. Şurada bir her cahi yardan, neylesin vazgeçti gönül. Ceset bunda seyran eder, çün Hakk'a ulaştı gönül. Evet, Aşık Pir Sultan'ın da ruhu şad olsun. Değerli izleyiciler, biz Serdar'la biz hiç çalışmamışız. Yani bunları böyle anında çalıp söylüyoruz birlikte. Ne güzel, aslında prova yapmış gibi oluyor bence. Bayağı da güzel oluyor bana göre. Umarım sizler de beğenirsiniz. Aslında prova yapılmış olsa tabii daha çok çok güzel olabilir ama tabii biz buradaki bazı şeyleri değerlendirerek onları düşünüyoruz. Yani fazla elektrik sarfiyatı olmasın vesaire gibi şeyler dikkat ediyoruz bunlara. Şimdi ne söyleyeceksin peki şimdi bu anda? Peki o zaman ben de notlarına hiç planlamadım şeyde aslında böyle evet. O an burada gördüğüm şeyler var da bakalım beraber. Yani böyle o uyuşmadığımız şeyler olursa da tekrarında yeniden olur, bir şey olmaz yani. O zaman bir de rahmetli Akasu'yu da analım. Akarsu'ya da Allah rahmet eylesin. Evet. Ruhu şad olsun. Nesin Baba'dan bugün söylemedik ama onu da yad ettik. Onun da ruhu şad olsun. Değerli izleyicilerimize biz iyi dileklerimizi sunalım. Kendilerine iyi günler dileyelim, mutluluklar dileyelim. Her şeyin gönüllerince olmalarını dileyelim. Yarınlarının bugünden daha mutlu olmasını dileyelim. Ve Serdar'a da kendi dileklerini söylemesini. Bana çok fazla bir şey kalmadı zaten. Yani sevgiden ayrılmadan vicdanen, yani akıl ve vicdan rehber olarak işte gelecek gün, geçmiş günü aratmasın. Hem ekonomik anlamda, hem sağlık, sıhhat anlamında. Her geçen gün, gelen gün daha iyi gelsin herkes için. Bütün dünya için işte barıştan, sevgiden ve dostluktan başka bizim kurtuluşumuz olamaz zaten. Öyle diyelim, Hak Muhammed Ali yar yardımcıları olsun. Evet. Ne diyelim yani, savaşsız bir dünya, bir yaşam dileğiyle sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ve bir son eser ile
veda edelim kendilerine. Şeyi söyleyelim mi? Sıla'ya giden kardeşler. Kardeşler, kardeşler, Sıla'ya giden kardeşler, kardeşler, götür selamı, 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 uğrarsan dost köyüne, köyüne. Eyle kelamı, kelamı, kelamı. Eyle kelamı, kelamı. Uğrarsan dost köyüne, köyüne. Eyle kelamı, kelamı, kelamı. Eyle kelamı, kelamı. Sefil bülbül dalda ötmez, ötmez. Sefil bülbül dalda ötmez, ötmez. Dost hayali serden gitmez, gitmez. Yaralarım azmış tutmaz, tutmaz. Gezek alemi, alemi, alemi. Gezek alemi, alemi. Yaralarım melhem tutmaz, tutmaz. Gezek alemi, alemi, alemi. Gezek alemi, alemi. Sevdiğim zülfün bozulmuş, bozulmuş. Sevdiğim zülfün bozulmuş, bozulmuş. İnciye mercan düzülmüş, düzülmüş. Alnıma böyle yazılmış, yazılmış. Hasret kalemi, kalemi, kalemi. Hasret kalemi, kalemi. Alnıma böyle yazılmış, yazılmış. Hasret kalemi, kalemi. Hasret kalemi, kalemi.